Evet İstanbul. Seda, endeks ile ilgili başlıyorduk değil mi? Evet. Evet. Şimdi endeks grafiğine öncelikli olarak bakalım. BIST 100 endeksi arkadaşlar daha önceleri hep anlatıyorduk. Endeks Mart ayının 21'inde, pardon, Mayıs ayının 21'inde zirve yapmıştı. Tabi bunlar hep hayaliydi. Grafiği görmeden konuşuyorduk. Şimdi burada grafiğe baktığımızda, evet, Mayıs ayında ki zirvenin ardından bir düzeltmeye girmişti endeks. Bakın buradaki grafikte dikkat ederseniz şu trendin altındaki fiyat hareketleri çok uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Ve bu trend, alçalan trend, bunu ben mesela hep yayınlarda da söylüyordum, televizyon yayınlarında da. Bu trend kırıldığını dahi konuşmuştuk. Kırıldıktan sonra artık yeni bir trend başlıyor endekste. Yükseliş trendi. Ama bu yükseliş trendi her hisse için geçerli değil. Yani sizin endeksle korelasyonu birebir örtüşen hisseleri bulmak zorundasınız. En azından biz endeks üzerinde. Ha, şöyle bir şey de olabilir. Bu tarz bilgileri Viyopçu arkadaşlar da çok kullanabilirler. Özellikle Viyop tarafında BIST 30 pozisyonu X30Y vade tarafında pozisyon açan arkadaşlarımıza da gerçekten ciddi bir kılavuz olacaktır bu tarz bilgiler. Trend kırılıyor. Bu alçalan trend. Sonra bakın şu gün 10.07'de yani 10 Temmuz'da trend tekrar test ediliyor. Bu şu demektir. Siz piyasadan eminseniz, yani piyasada olumsuz bir gelişme yoksa, beklemiyorsanız aslında bu test etmeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeniz lazım. Biz hep yayınlarımızda bunun altını çizmiştik. Bakın gayet güzel bir şekilde bir ertesi gün bakın çok bir gelişme yaşanıyor. Yani bir şekilde bir haber akışı vesaire piyasalarda endeksin hızlı bir yükselişini beraberinde getiriyor ve şimdi de yaklaşık 5 gündür endeks 11 bin civarında, 11 bin, 11 bin 100 civarında yatay hareket ediyor. Ve burada özellikle de Moody's'in bu not artırım beklentisi piyasada aslında satın alınmıştı daha önceden. O yüzden biz bugün çok bir etkisini görmedik ama bu önümüzdeki günlerde bizim karşımıza çok farklı bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Yani pozitif bir şekilde biz bunun meyvesini yiyeceğiz. Moody's'in bu not artırımının önümüzde 4 basamak var daha yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi için. Şu an 3 tane kurumun Moody's, Fitch ve S&P'nin notları eşitlendi. Şimdi çift B'ye doğru geçiş yapacağız. Bu süre içerisinde de endekste bakın 11.230 ile hatta 11.240 ile kısa vadede 11.090, 11.100 diyelim arasında bir sıkışma var şu anda. 11.100, 11.240. Şimdi 11.100 seviyesi aşağı doğru kırılırsa şöyle söyleyeyim. Böyle zamanlarda biraz daha stratejik hareket etmemiz lazım. Piyasada bir tekrar bir düzeltme ihtiyacı doğabilir. O yüzden böyle bir durumda hemen bir 60 günlük ortalama ya 60 dakikalık grafiğe geçtiğimizde burada bizi 60 dakikalık grafikte 60 dakikalık hareketli ortalama karşılıyor. Yani 11.100 seviyesi buradan da aslında teyit edebiliyoruz. 11.100 seviyesi bizim için çok güçlü bir destek olduğunu gösteriyor. Burası aşağı doğru kırılırsa arkadaşlar burada 11.000'e doğru bir geri çekilme olur. Ama daha aşağıya gelmesini beklemek çok doğru olmaz. Genelde iki tane ortalamanın 200 ve 60'ın ortalarında ya da biraz daha 60'a yakın bir yerde
denge bulur genelde bu fiyatlamalar. Ve ondan sonra tekrar yukarı doğru bir hareket başlamasını beklersiniz. Yani şu an için endekste pozitif görünüm devam ediyor ama kararsızlık var. O yüzden burada pozisyonlarımızda 11.100 seviyesinin, yani çok kısa vadede piyasayı takip edenler için mesela burası kritik bir stop yeri olabilir endekste. Çünkü buranın altında belki birkaç gün daha oyalanma durumu olabilir. Ama 11.240 seviyesi, şu trendle mouse'un orada çizdiğim trendte 11.240 seviyesi. Burası aşılırsa da endekste bir anda 11.350'lere doğru, 11.400'lere doğru bir yükselişi beraberinde görebiliriz. Bunun için her şeyden önce BIST 30 hisselerinde bir alımın oluşması lazım. Oradaki hisselerde hareketliliği görmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi görerek hareket etmek en doğrusu. 11.240 bizim için çok kritik bir seviye. Burası kırılacağını anladığımız an, hacimle desteklendiği an biz işte böyle bir durumda işte o konuştuğumuz hisseler var ya, yabancının girdiği hisseler ya da çok beğendiğimiz hisseler, işte o hisseler endeksi yukarı taşıyacak hisseler oluyor arkadaşlar. Çünkü daha potansiyel, para girmiş vesaire, yani her şey altyapısı hazırlanmış. Yani düşüş trendinde değil. Zaten mevcut bir yükseliş trendi var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor böyle bir senaryo karşısında. Şu an bu arada konuşurken de gözüm Amerika'ya takıldı. Nasdaq %1,63 yukarı. Güzel. S&P %1 civarında yukarı hareket ediyor. Avrupa zaten pozitifti. Asya'da biraz hafif bir dünden gelen bir zayıflama var ama bugün orası da toparlayabilir. Ve kur 32,88'de. Yani şimdi böyle konuşurken biraz daldan dal atladım ama Amerika'nın bu artı oluşu iyi. Kur tarafında geri gelişi S&P'nin, işte bunları biz göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kurla ilgili mesela Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde kur seviyesi sene sonu için düştü şu anda 37 küsürlere, 37-37 olması lazım fiyat olarak da. İşte burada mesela biz nedir? İhracatçı şirketlerin biraz daha sıkıntılı olacağını düşünmemiz gerekiyor. Yurt içi satışları iyi olan şirketlerin, mesela ciro yapma kabiliyeti yüksek olan şirketlerin kar potansiyellerinin biraz daha yüksek olacağını düşünebiliriz. Ya da döviz bazında, dolar bazında borcu olan şirketler için ciddi bir avantaj. Yani bu tarz şirketler biraz daha ön plana çıkacağını hayal edebiliriz, öngörebiliriz. O yüzden endeks çok kritik bir noktada. Bu tarz sıkışmalarda arkadaşlar, yani üçüncü günden sonra artık her şey an meselesidir. Yani istatistik olarak biz dördüncü günlük bir sıkışmaya gitmişiz. Yani bu şu demek, yarın halat kopabilir. Yani yukarı ya da aşağı doğru. Ama yurt dışı piyasalarda iyimser bir görünüm varsa bunu biz pozitif yönlü değerlendirmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu arada hemen Viyop tarafına da bakacağım. Viyop grafiğinde de aslında çok bazen bir taraf daha önde gidebiliyor sinyal verme açısından. Ama şu an için gerçekten böyle an meselesi. Artık yarın büyük bir ihtimalle, bence yarın bir kırılma olur. Ama en geç çarşamba günü endekste ya aşağı doğru 11.100 aşağı doğru kırılır ya da 11.240 seviyesi yukarı doğru kırılır. Ve burada da işte burada biraz sonra konuşacağımız hisseler bizim için
en çok dikkat etmemiz hisseler şeklinde yorumlayacağız.